Evet, şimdi biz arz ve talepteki denge noktalarını gösterdik. Arz fonksiyonu ve talep fonksiyonu verildi, dengenin nasıl bulunacağını gösterdik. Şimdi yapacağımız şey aslında bu dengenin dışındaki durumlar. Bazen bunları da bize sorabilir. Yani mesela burada dengenin 5, fiyatın 5, denge fiyatın 5, denge üretimi 20 olduğunu görüyoruz ama bize 5'in dışında fiyatlar verebilir, 5'in üstünde veya altında. Ve bu durumda bize acaba arz fazlası mı vardır, talep fazlası mı vardır şeklinde sorular sorabilir. Bir kere şunu unutmuyoruz. Denge noktasında arz ve talep birbirine eşittir. Arz fazlası, talep fazlası gibi durumlar söz konusu değildir. Değil mi? İsterseniz hemen şeklimizi silip dengenin dışındaki durumları ifade etmeye çalışalım bakalım. Dengenin dışındaki durumları ifade etmeye çalışalım. Şimdi biz dengenin yani piyasa dengesinin arz ve talebin kestiği yerde olduğunu söyledik. Fakat hemen altta bakın. Sayfa 9'da notlarınızda şöyle bir ifade var. QD eşittir 30 eksi 2P. QS eşittir 5 artı 3P. 5 artı 3P. Peki biz buradan dengeyi bulmuştuk biraz önce. Fakat soruda bize diyor ki malın fiyatı 8 iken veya malın fiyatı 4 iken piyasada ne vardır? Fiyat 8 iken fiyat 8 iken veya fiyat 4 iken QD ve QS nedir diyor yani. Bir kere 5'te denge olduğunu biliyoruz ama denge dışı durumları sormuş bize yani. QD ve QS bu durumda ne olacaktır? Onları göstermeye çalışacağız. Tamam. Peki yapacağımız şey çok basit aslında. P eşittir 8 iken fiyat 8 iken talebi bulacağız. Yapacağımız tek şey yerine koymak arkadaşlar. Doğru mu? Yerine koymak. Yani yerine koyuyoruz. 30 eksi 2 çarpı 8'den QD eşittir 14. Yani talep 14 çıktı. Peki arz kaç çıkacak bakalım. Arz kaç çıkacak? QS eşittir 5 artı 3P. Dolayısıyla buradan QS 5 artı 3 çarpı 8 diye yazayım. Direkt yerine 8 koyuyorum. QS eşittir 29. Bakın ne oldu arkadaşlar? Arz miktarı 29, talep miktarı 14. Yani arz talepten fazla. Arz 29, talep 14, arz talepten fazla. Eğer bu şekilde arz talepten fazlaysa biz buna arz fazlası diyoruz. Peki arz fazlası demek ne demek? Arz edilen miktar talep edilen miktardan fazla demek. Gördüğünüz gibi arz edilen miktar 29, talep edilen miktar 14. Dolayısıyla arz fazlası 15 çıkacaktır, değil mi? Arz fazlası nedir? QS eksi QD arz eksi talep eşittir 15. Bu kadar basit. Peki talep fazlasını görmeye çalışalım. Yani P 4 iken görmeye çalışalım. Sadece yerine koyuyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. P eşittir 4 iken, evet, QD yani talep eşittir 30 eksi 2 çarpı 4'ten, değil mi? Evet, QD eşittir 22. Talep 22 çıktı. Peki arz kaç çıkmış bakalım? QS eşittir 5 artı 3 çarpı 4'ten QS eşittir 17. Arz da 17 çıktı. Şimdi talep 22, arz 17. Bu sefer de talep fazlası gibi durum ortaya çıktı, değil mi? Talep fazlası durumu ortaya çıktı. Peki talep fazlası QD eksi QS talep fazlası kaç burada talep fazlası? Talepten arzı çıkarıyoruz. Yapacağımız şey bu sadece. 22 eksi 17 5. 5 birim talep fazlası varmış. Gördüğünüz gibi arz fazlası eğer arz miktarı talep miktarından fazlaysa arz fazlası talep miktarı arz fazlasından fazla, arz miktarından fazlaysa da talep fazlası ifadesini kullanıyoruz. Oldukça basit. Arz fazlası veya talep fazlasını söylemek, bulmak oldukça basit. Şekil üzerine peki neresinin olduğunu görüyoruz. Bakın, şekli çizmeyeyim. Tekrar
Hemen notlarınızda görüyorsunuz. Biz rakamları tek tek bulduk. Şekilde denge fiyatın üstündeki bütün fiyatlarda arz fazlası olduğunu, denge fiyatın altındaki bütün fiyatlarda da talep fazlası olduğunu görüyoruz. Alttaki açıklamalarda da görebiliyoruz. Eğer bir piyasada fiyat denge fiyatın üstünde ise burada kesinlikle arz fazlası var demektir. Eğer fiyat denge fiyatın altındaysa bu durumda da o piyasada talep fazlası var demektir. Peki düşünelim, bir piyasada arz fazlası var diyelim. Yani insanlar üretiyorlar ama ürettiklerine karşı yeterince talep yok. Arz fazlası var. Peki bu durumda ne olur arkadaşlar? Malın fiyatı düşecektir. Eğer böyle bir durum varsa malın fiyatı düşecektir. Çünkü üretim fazla, yeterince talep yok. Malın fiyatı düşmeye başlayacak. Dengeye doğru. Tam tersi olduğunu düşünelim. Talep fazlası varsa ne olacak? İnsanlar malı almak istiyorlar ama yeterince üretim yok. Yeterince arz yok. Yeterince üretim yoksa bu sefer de ne olmaya başlayacaktır arkadaşlar? Fiyatlar yükselmeye başlayacaktır. Çünkü o mala en yüksek fiyatı verenler ancak mala sahip olabilecektir. Bu nedenle de fiyatlar yükselmeye başlayacaktır diyoruz. Tamam mı? Aynen bu ifadeler notlarınızda da yazıyor. Bunları kesinlikle altını çizerek okuyorsunuz. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani iktisadı böyle sadece hani slide üzerinden veya işte ezbere yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Burada yaptığım şekilde o yüzden çizip yazıyorum. Bunlar hepsi aslında notlarınızda da yazıyor. Beraber tekrar yapalım ki daha iyi otursun aklımıza. Çünkü yani genel ekonomi de desek aslında daha yani belki lisans, yüksek lisans düzeyine göre daha yüzeysel konular olabilir. Daha yüzeysel olabilir. Gireceğiniz sınavlarla ilgili zaten bu kadar çok ayrıntılı yani. Lisans düzeyindekinin ayrıntılı soru sormayacaktır. Ama bizim en azından konunun mantığını anlayabilmek için buradaki işlemleri kendimizin yapması gerekir. Orada yazdığıyla bırakmayalım yani. Tamam mı? Peki arz fazlası, talep fazlası varsa ne olacağını da göstermiş olduk. Ve arz fazlası, talep fazlası varsa dengeye doğru ekonominin nasıl, piyasanın nasıl geleceğini de söylemiş olduk. Peki denge sağlandıktan sonra arz veya talep eğrisi sağa veya sola kayarsa ne olur? Bunlar olabilir. Denge sağlandıktan sonra biliyorsunuz bugün öğrenmiştik, bir önceki derste öğrenmiştik. Talebi sağa sola kaydıran faktörler, arzı sağa sola kaydıran faktörler hepsini görmüştük. Dolayısıyla bu faktörler değişebilir. Değil mi? Bu faktörler değişir. Peki arz eğrisi veya talep eğrisi, arz eğrisi veya talep eğrisi sağa veya sola kaydığında yeni denge nasıl bulunacaktır? Arkadaşlar bunları ezberlemiyorsunuz. Direkt şekli çiziyorsunuz. Şekli çizdiğinizde de hemen sonucu görüyorsunuz zaten. Örneğin ilk şeklimize bakalım. Talebin değişmesini anlatacağız önce, sonra da arzın değişmesini anlatacağız. Bunlar ezberlenmez. Tekrar söylüyorum. Yani işte bu sağa kaydığında şöyle olur, bu sola kaydığında böyle olur diye ezberlemeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Yapacağımız şey şekli çizmek. Önce dengeyi bulalım. P, Q. Şimdi talebin değişmesine bakıyoruz arkadaşlar. Sayfa 10'da talebin değişmesi konusuna bakıyoruz. D1 eğrisi ise talep eğrisi yani. Şu anda A noktasında P1 fiyatından Q1 miktarında denge sağlandı değil mi? A noktasında şu an denge sağlandı. Peki A noktasında denge sağlanmış iken bir şekilde talebin sola kaydığını düşünelim. Talebin azaldığını düşünelim. Hatırlayalım talebi azaltan faktörleri. Tüketicinin geliri azalmış olabilir. İkame malın fiyatı düşmüş olabilir. Tamamlayıcı malın fiyatı artmış olabilir. Zevk ve tercihler malın aleyhine değişmiş olabilir. Veya ileride fiyatların düşeceği beklentisi oluşmuş olabilir. Bütün bunlar arkadaşlar talep eğrisini sola doğru kaydıracaktır. Peki talep eğrisini sola doğru kaydırdığımızda ne elde edeceğiz? Talep eğrisini sola doğru kaydırdığımızda ne elde edeceğiz? B noktasında malın fiyatının düştüğünü ve denge üretiminde azaldığını görüyoruz. Bu kadar basit. Eğer size böyle bir soru çıkacaksa sonuçta bu olacaktır. Ama burada özellikle dikkat etmeni istediğim şey nedir? Gelir azaldı ve talep eğrisi sola kaydı diyelim ki. Veya ikame malın fiyatı düştü, talep eğrisi sola kaydı. Evet, talep eğrisi sola kaydı ama arz eğrisi üzerinde hareket ettik. Ayrıntıdır. Pek şıklarda göreceğinizi sanmam ama hani yine de atlamış olmayalım diye söylüyorum.
Arz eğrisi üzerinde hareket ediyoruz. Arz eğrisi üzerinde. Değil mi? Talep eğrisi sola kayacak ama arz eğrisi üzerinde hareket ediyoruz. Bu durumda da yeni denge noktasında ne olmuştur? Denge fiyat düşmüş, denge miktar azalmıştır. Bakın notlarınızda bunu çok daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. İsterseniz bir tanesini okuyayım. A noktasında P1 fiyatından Q1 üretim üzerine denge sağlanmış iken talebi etkileyen herhangi bir faktör nedeniyle talepte bir azalma olursa, azla talep eşittir, talep azaldı birden, değil mi? Talepte bir azalma olursa, bu durumda talep eğrisi sola kayar, biliyorsunuz, değil mi? Fiyatta değişme olsaydı eğrisinden hareket ederdi. Ama fiyat dışındaki bir sebep nedeniyle talep kaydı, talep eğrisi sola kayar ve bunlar eşitken talep düştüğü için piyasada ne fazlası oluşur arkadaşlar? Arz fazlası oluşur. Değil mi? Arz fazlası oluşur. Çünkü arzla talep eşitti, birden talep düştü. Piyasada arz fazlası oluşur diyoruz. Peki oluşan bu arz fazlası nedeniyle ne olacaktır? Biraz önce öğrendik. Eğer bir piyasada arz fazlası varsa, ürün bolsa yani malın fiyatı düşmeye başlayacaktır. Peki malın fiyatı düşerse arz edilen miktar azalacaktır ve sonuçta burası olacaktır. Bu süreci size bütün aşamalarıyla sormayacaktır. Sonucunu soracaktır ama ben iyice kavrayalım diye uzun uzun orayı okumanızı istedim. Bize sonuçta talep eğrisi sola kayarsa, sağa kayarsa ne olur? Onları soracaktır. Veya talep eğrisi sola sağa kayar demez, şöyle der yani. İkame malın fiyatı düşerse diye devam eder. Siz ikame malın fiyatı düştüğünde talep eğrisinin sola kayacağını ve talep eğrisi sola kaydığında da fiyat ve miktarın bu şekilde değişeceğini bilmek durumundasınız. Tamam mı? Bu şekilde değişeceğini bilmek durumundasınız diyoruz. Çalışırken mesela talep eğrisini siz bir de sağa kaydırın. Değil mi? Gayet basit. Hemen ben şekil üzerine gösterebilirim bile yani. Talep eğrisini sağa kaydırırsak bu sefer de fiyat ve miktar ne olacaktır? Fiyat ve miktar artacaktır yani. Değil mi? Peki arzın değişmesine gelelim. Arzın değişmesi. Arzın değişmesinden kastımız ne arkadaşlar? Arzın değişmesinden kastımız arz eğrisinin sağa veya sola kayması. Ki öğrendik bir önceki derste arz eğrisini sağa veya sola kaydıran faktörler nelerdi? Malın fiyatı dışında arzı etkileyen her şey. Malın fiyatı dışında arzı etkileyen her şey arz eğrisini sağa veya sola kaydırır. Örneğin vergilerin artması, örneğin maliyetlerin artması, teknolojinin gerilemesi, sübvansiyonların azalması, bunlar arz eğrisini sola kaydırır. Peki arz eğrisi sola kaydığında ne olur acaba? Arz değişmesi, değil mi? Sayfa 10'daki şekle bakıyoruz. Arz değişmesi ve arzın sola kayması tabii ki bu söylediğim faktörler sebebiyle. Kaydıralım bakalım. Talep eğrisi, arz, A noktasında denge sağlandı. Q1'e P1. A noktasında denge sağlanmış iken, A noktasında denge sağlanmış iken bir şekilde arzın azaldığını düşünelim. Peki arz azaldığında yeni denge noktasında ne oldu gördüğünüz gibi? Yeni denge noktasında, bakın ezberlemek yok, tekrar sonra şekil çizeceğiz. Yeni denge noktasında malın fiyatı yükseldi, denge üretim azaldı. Fiyat yükseldi, üretim azaldı diyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Bizim için arz veya talepteki değişme sonucunda fiyattaki ve miktarı, fiyattaki ve miktardaki değişmeyi bulmak tamamen şekil çizerek yapılabilecek bir şeydir. Bu yüzden ezberlemek gibi bir duruma düşmüyoruz arkadaşlar kesinlikle, tamam mı? Ezberlemek gibi bir duruma düşmüyoruz. Kesinlikle ezberlemeyeceğiz. Yapacağımız şey şekli çizmek. Şekli çizdiğimizde zaten çok kolay bir şekilde bunları bulabiliyoruz. Evet. Demek ki arz ve talep eğrileri kesiştikten sonra, yani denge bulunduktan sonra bu denge değişebilir. Bu dengenin değişmesi, bu dengenin değişmesi arz ve talep eğrilerinin sağa veya sola kaymasıyla olabilir. Doğru mu? Arz veya talep eğrilerinin sağa veya sola kaymasıyla olabilir. Tabii ki bu sağa ve sola kayma beraberinde denge miktarı, denge fiyatı değiştirecektir diyoruz. Şimdi yine bizim için önemli konulardan birine geliyoruz. Esneklik konusu. Esneklik konusu tabii
İktisatta birçok kavramı etkilediği için önemlidir esneklik konusu. Sadece yani esnekliğin kendisi açısından bakmamak gerekiyor. Mesela bu da rant kavramı var. Yine esneklikten sonraki derslerde göreceğiz. O da bizim için mesela çok önemlidir. Çünkü bir sürü yerde bize rant hesaplaması yaptırabilir. Esneklik nedir? Oradan başlıyoruz. Bir kere tanımı çok iyi bileceğiz. Esneklik bir malın talebinin malın fiyatındaki değişmelere gösterdiği yüzdesel tepkidir, yüzdesel. Biz aslında şunu biliyoruz. Bir malın fiyatı 2 birim artarsa talep 3 birim azalır mesela diyelim ki. Böyle bir şeyi biliyoruz. Fiyatla talep arasında ters yönlü ilişki olduğunu biliyoruz. Peki esnekliğin bu söylediğimden farkı ne? Esneklikte mutlak değişme değil, yüzdesel değişmeden bahsediyoruz. Yani diyoruz ki malın fiyatı %2 artarsa talep edilen miktar %3 azalır. Yani yüzdesel bir değişmeden bahsediyoruz. Eğer mutlak değişmeden bahsederseniz mutlak değişme eğimdir. Tekrar söylüyorum. Mutlak değişme eğimi verir. Ama yüzdesel değişme esnekliği verir. Mutlak değişme eğimi verir. Yüzdesel değişme esnekliği verir diyoruz. Peki o zaman esnekliğin formülü nedir? Hemen notlarımızda da görebiliyoruz. Talep edilen miktardaki yüzdesel değişme bölü fiyattaki yüzdesel değişme. Değil mi? Talep edilen miktardaki yüzdesel değişme bölü fiyattaki yüzdesel değişme. Hemen göstereyim. Hemen gösterelim. Esneklik fiyattaki yüzdesel değişme. Sözel kısmı yazmayayım tekrar. Notlarınızda var. Fiyattaki yüzdesel değişme P2 eksi P1 bölü P1 değil mi? Bir çocuğun boyu 100 santimden 104 santime çıktı. %4 uzadı diyebilmeniz için böyle yapmanız lazım. P2 eksi P1 bölü P1. Peki talebi nasıl ifade edeceğiz? Q2 eksi Q1 bölü Q1 ile ifade edeceğiz. Biz bunu delta Q bölü Q delta P bölü P şeklinde ifade edebiliriz. Tabii ki buradan sonra nokta esneklik formülü de var. Ben onları yazdım notlarınıza ama size buradan herhangi bir şekilde soru gelmeyecek. Buna bakmanıza gerek yok. Biraz daha matematiksel bir durum. Bunları delta Q bölü delta P çarpı P bölü Q veya 1 bölü eğim çarpı P bölü Q. Size buradan soru gelmeyecektir. Sizin odaklanmanız gereken yer burası. Hemen hatta bununla ilgili bir soru çözeyim size. Hemen oradaki boşluğa bakın bir soru yazayım. Malın fiyatı ondan 20'ye yükselmiş. Malın fiyatı ondan 20'ye yükselmiş. Talep edilen miktar talep edilen miktar 40'tan 10'a düşmüştür. Tamam mı? Soruyu tekrar ediyorum. Malın fiyatı 10'dan 20'ye yükselmiş. Talep edilen miktar 40'tan 10'a düşmüştür. Talep edilen miktar 40'tan 10'a düşmüştür. Bu durumda talep esnekliği kaçtır? Oldukça basit. Şimdi talep esnekliğini bulabilmemiz için şu formülü uygulamamız lazım. Bir kere burada size küçük bir tüyo vereyim. Böyle bir soru geldiğinde yapacağınız ilk şey hemen üstlerine P1, P2, Q1, Q2 yazmaktır. Çünkü soruyu çözerken karıştırırsınız. Hangisi P1, hangisi P2, hangisi Q1, hangisi Q2? Hemen yazıyorum bakın. Fiyat 10'dan 20'ye çıkmış. P1, 20, P2. Miktar 40'tan Q1 10'a düşmüş Q2. Değil mi? Yani şuraya yazarsam P1 10, P2 20, Q1 40, Q2 10. Şimdi artık esneklik formunu uygulayabilirim. Hemen uyguluyorum. Esneklik eşittir. Q2 eksi Q1 10 eksi 40 bölü Q2 eksi Q1 bölü Q1 P2 eksi P1 20 eksi 10 bölü 10. Peki buradan ne çıkacaktır? Eksi 30 bölü 40 bölü
10 bölü 10. Yani eksi 3 bölü 4 çıkacaktır. Eksi 3 bölü 4. Bir kere burada dikkat etmen istediğim ilk şey şu. Sonuç eksi çıkıyor. Neden eksi çıkacaktır? Öğrendik bir önceki derste bir malın talebiyle bir malın fiyatı arasında, daha da önce fiyattan bahsedelim. Bir malın fiyatıyla malın talebi arasında ters yönlü ilişki vardır. Bu nedenle malın fiyatıyla talebi arasında ters yönlü ilişki olduğu için burası kesinlikle eksi çıkacaktır. Tamam mı arkadaşlar? Kesinlikle eksi çıkacaktır. Talep esnekliği daima negatiftir. Ama bu negatiflik sayı doğrusu üzerindeki negatiflik değildir, biliyorsunuz. Biz sayıları büyüklük küçüklük olarak kıyaslarken hep mutlak değerle kıyaslıyoruz. Yani öndeki eksiği görmüyoruz. Öndeki işaret olmaksızın kıyaslıyoruz. O zaman burada talep esnekliğinin önündeki eksi bize sadece neyi ifade ediyor? Malın fiyatıyla malın talebi arasında ters yönlü ilişki vardır diyor. Fakat bu eksi bize sayı doğrusunu göstermiyor, tek tek söylüyor. Mesela eksi 5 esneklik mi büyüktür? Eksi 3 esneklik mi büyüktür? Esneklik eksi 5 mi daha büyüktür? Esneklik eksi 3 mü daha büyüktür? Sayı doğrusuna bakarsanız eksi 3 büyüktür. Ama ben ne dedim? Sayı doğrusuna bakmayacağız. Hep mutlak değerle kıyaslayacağız. Mutlak değerle kıyasladığımız için eksi 5 daha büyüktür. Esneklik eksi 5 değeri eksi 3 değerine göre daha büyüktür. Peki esnekliğin büyük olması demek talebin fiyattaki değişmelere ne olması demektir arkadaşlar? Daha duyarlı olması demektir. Esnekliğin yüksek olması talep fiyattaki yüzdesel değişmelere daha fazla tepki veriyor demektir. Talep yüzdesel değişmelere daha fazla tepki veriyor demektir. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde ifade edebiliriz. Esnekliğin tanımını söyledik. Özellikle yüzdesel ifadesinin altını çizmenizi istiyorum. Tamam mı? Yüzdesel altını ifade çizmenizi istiyorum. Esnekliğin bu şekilde ifade edileceğini söyledik. Orada bir tanım var tabii ki. Bir talep eğrisi üzerindeki iki nokta arasındaki esnekliği soruyorsa bunun adı yay esnekliğidir. Tek bir noktayı soruyorsa nokta esnekliğidir. Size nokta esnekliğini sormayacaktır ama en azından tanımını bilin. Yani orada şunu kastediyorum. Bir talep eğrisi çizdik diyelim ki. Mesela A, B. Bu iki nokta arasındaki esnekliği bulacaksanız bunun adı yay esnekliğidir. Biz öyle bulduk bak. 10'dan 20'ye çıkmıştır. İki tane fiyat, iki tane miktar var. Ama eğer bir talep eğrisi üzerindeki bir tane noktanın esnekliğini buluyorsanız ona nokta esneklik diyoruz. Ama ÖSYM bize nokta esnekliği sormayacaktır. Onu da özür dilerim. Alışkanlık. Yani bize sınavda nokta esneklik formülü sorulmayacaktır. Tamam mı? Nokta esneklik formülü sorulmayacaktır. Bize daha çok burada bahsettiğimiz yay esnekliği, her ne kadar buna yay esnekliği de demeyecektir. Değil mi? Son sınavlar bunları da görüyoruz zaten. Yay esnekliği de demeyecektir. Bize direkt esnekliği bulup diyecektir. Biz de esnekliği bu şekilde bulacağız diyoruz. Tamam mı? Şimdi esnekliği söyledik. Esnekliğin nasıl ifade edildiğini anlattık. Yani esnekliğin nasıl ölçüldüğünü, nasıl tanımlandığını söyledik. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar, esnekliğin birden büyük, birden küçük, bire eşit, sıfır veya sonsuz olduğu durumları göstermek. Şimdi buna niye ihtiyaç duyuyoruz? Biraz önce söylemiştim. Esneklik değerleri farklı olabilir. Mesela 5, 3. Bazı malların fiyatındaki değişmelere daha çok duyarlı olursunuz. Bazı malların fiyattaki değişmelere ise daha az duyarlı olursunuz. Yani insanların fiyattaki değişmelere gösterdiği duyarlılık değişebilir. Bu esneklik değişebilir demektir yani. Değil mi? İnsanların fiyattaki değişmelere gösterdiği duyarlılık değişebilir. Yani esneklik değişebilir şeklinde ifade ediyoruz. İşte biz farklı esneklik durumlarını farklı ifadelerle söyleyeceğiz. Bunları açıklamaya çalışacağız. 5 tane esneklik durumumuz vardır arkadaşlar. 5 tane. Esnekliğin sıfır, hepsi var zaten. Esnekliğin sıfır olduğu durum, birden küçük olduğu durum, bir olduğu durum, birden büyük olduğu ve sonsuz olduğu durum. 5 tane ifade, 5 tane durumun her birinin anlatılış biçimi, her birinin ifade ediliş biçimi farklıdır. Önce başlayalım bakalım. İlkinden esnek taleple başlıyoruz. Esnek talep.
Biz neye esnek talep deriz acaba? Neye esnek talep deriz? Bu arada esnek talebin üstüne elastik talep de yazabilirsiniz. Elastik. Biz neye esnek talep deriz acaba? Biz neye esnek talep diyoruz, değil mi? Arkadaşlar, eğer bir malın esnekliği, bir malın talep esnekliği birden büyükse, bir malın talep esnekliği birden büyükse, biz buna esnek talep diyoruz. Peki esnekliğin açılımını yazayım. Esnekliğin açılımı neydi? Esneklik, miktardaki yüzdesel değişme bölü fiyattaki yüzdesel değişme. Şimdi bunun birden büyük çıkabilmesi için, bunun birden büyük çıkabilmesi için şöyle bir şey olması lazım. Miktardaki yüzdesel değişmenin fiyattaki yüzdesel değişmeden daha büyük olması lazım. Yani mesela malın fiyatı %10 değişirse talebin %10'dan fazla değişmesi lazım. Esnekliğin birden büyük çıkması için malın fiyatı %10 değişirse talebin %10'dan daha fazla değişmesi lazım. Aynen notlarınızda yazdığı gibi. Talep edilen miktardaki yüzdesel değişme, fiyattaki yüzdesel değişmeden daha büyüktür. Ama unutmayın, talep ve fiyat ters yönlü değişir. Evet, büyüklük olarak talep daha büyük olabilir ama ters yönlüdür. Ters yönlüdür. Mesela şöyle bir soru sorsam. Esneklik birden büyükken malın fiyatı %10 artarsa ne olur bak? Aynen notlarınızı yazıyor. Esneklik birden büyükken malın fiyatı %10 artarsa talep edilen miktar, evet, %10'dan daha fazla, birden büyük olduğu için %10'dan daha fazla azalır. Çünkü fiyatla talep ters yönlüdür. Malın fiyatı %10 artarsa talep %10'dan fazla azalır diyoruz. Tamam mı? %10'dan fazla azalır diyoruz. Peki bunun şekille bağlantısı var mı? Uzun uzun anlatmışız ama sizin bilmeniz gereken şey şudur arkadaşlar. Bakın elinizdeki şekle bakayım hemen. Bakın, aynısını hemen çiziyorum. Şöyle bir devir talep eğrisi var. Daha yatık, bir de daha dik, özür dilerim. Bir de daha yatık bir D2 talep eğrimiz var. Şu noktada her ikisinin de fiyatı ve miktarı aynı. Doğru mu? Bu noktada fiyat ve miktar aynı. Şimdi fiyat düşecek. Malın fiyatı düşsün. Şimdi malın fiyatı düştüğünde hem D1 talep eğrisine göre hem de D2 talep eğrisine göre talep edilen miktarın artması gerekiyor. Çünkü bu eğriler negatif eğimli. Negatif eğimliyse malın fiyatıyla talebi arasında ters yönlü ilişki vardır. Yani malın fiyatı düştüğü için hem D1 hem de D2'ye göre talep artacak. Özür dilerim, talep edilen miktar artacak. Peki ne kadar artacak bakalım. Bakın şimdi. D1 talep eğrisine göre talep arttı ama Q2'ye kadar arttı. Peki D2 talep eğrisine göre ne kadar arttı? D2 talep eğrisine göre Q3 kadar arttı. Q3'e kadar arttı, özür dilerim. Q3'e kadar arttı. Yani fiyattaki aynı değişme, fiyattaki aynı değişme birinde Q1, Q2 kadar değiştirdi talebi, birinde Q1, Q3 kadar değiştirdi. Peki hangisinde talep daha esnektir? Daha duyarlıdır. Esneklik duyarlılık demek. Dolayısıyla hangisinde daha duyarlıdır? Tabii ki D2 talep eğrisinde daha duyarlıdır. Çünkü D2 talep eğrisinde talep fiyattaki değişmeye çok tepki vermiş. Talep fiyattaki değişmeye çok tepki vermiş. Ne olmuş bakın? Q3 D2 talep eğrisine göre söylüyorum. D2 talep eğrisine göre Q3'e kadar değişmiş ama D1 talep eğrisine göre Q2'ye kadar değişmiş. Buradan peki benim anlamam gereken, çıkarım yapmam gereken şey nedir arkadaşlar? Burası önemlidir. Talep eğrisinin eğimi ile talep eğrisinin esnekliği arasında ters yönlü ilişki vardır. Yani bir talep eğrisinin eğimi azaldıkça, talep eğrisi yatıklaştıkça esneklik artacaktır. Talebin fiyata olan duyarlılığı artacaktır. Eğim azaldıkça esneklik sayısı olarak artacaktır. Eğim arttıkça, evet eğim artıyor. Eğim arttıkça da esneklik sayısı olarak azalacaktır.
Eğim ve esneklik arasında ters yönlü ilişki vardır. Uzun uzun zaten notlarınızda D1, D2 ile söylemiş. Bakın D2 daha yatık. Daha yatık yani eğimi daha düşük ama esnekliği daha yüksek. Eğimi daha düşük ama esnekliği yüksek. Peki burada eğimi daha yüksek ama esnekliği daha düşük. Tamam mı arkadaşlar? Bunu mutlaka biliyoruz, bilmemiz gerekiyor. Esnek talep nedir? Esneklik arttıkça talep eğrisinin eğimi ne olur? Ya da eğim arttıkça esneklik ne olur? İkisi arasında da ters yönlü ilişkiyi bilmekte fayda var. Peki esnek talep veya elastik talep dedik değil mi? Esnek talep ne demekti? Esnekliğin birden büyük olması. Esnek talep demek talep fiyata duyarlı demek yani. Talep fiyattaki değişmelere çok duyarlı demek. Peki esnek olmayan talep ne demek? Ya da inelastik talep ne demek? Ona bakalım şimdi. İnelastik talep. Esnek olmayan yani inelastik talep ne demek? Bakalım. İnelastik talep. Şimdi yine burada hemen eğim ve esneklik arasındaki bağlantı yoluyla gidebiliriz. Ne dedik arkadaşlar? Eğim ve esneklik arasında ters yönlü ilişki var. E o zaman burada da pardon önce isterseniz şekli çizmeden şunu ifade edeyim. Ondan sonra şekli çizeyim. Şunu ifade edeyim. Esnekliğin birden küçük olmasına biz esnek olmayan yani inelastik talep diyoruz. Peki esnekliğin birden küçük olması nasıl mümkün olabilir? Esnekliğin formülünü yazıyorum. Q'daki yüzdesel değişme bölü P'deki yüzdesel değişme. Bunun birden küçük çıkabilmesi için Q'daki yüzdesel değişmenin P'deki yüzdesel değişmeden daha küçük olması gerekir. Yani talebin fiyattaki değişmelere daha az tepki vermesi gerekir. Eğer talep fiyattaki değişmelere az tepki veriyorsa, bak hiç tepki vermiyor değil. Eğer talep fiyattaki değişmelere az tepki veriyorsa biz buna ne diyoruz? Esnekliğin birden küçük olduğu inelastik talep veya esnek olmayan talep diyoruz. Peki biraz önce sorduğum soruyu burada sorsak o zaman ne çıkacak cevabı? Biraz önce dedim ki malın fiyatı %10 artarsa esneklik birden büyükse ne olur dedik. Malın fiyatı %10 artarsa talep %10'dan fazla azalır dedik. Esneklik birden büyükken. Peki esneklik birden küçükken ne diyeceğiz? Malın fiyatı %10 artarsa talep azalacaktır ama %10'dan daha az azalacaktır. Talep azalacaktır çünkü negatif eğimdir yani. Talep azalacaktır. Çünkü taleple fiyat arasında ters yönlü ilişki vardır. Değil mi? Taleple fiyat arasında ters yönlü ilişki vardır diyoruz. Şimdi bunun şeklini çizmeye çalışalım. Bir kere esneklik düşük olduğu için eğrinin daha dik çıkması lazım. Çünkü eğim esneklik arasında ters yönlü ilişki var. Bakın. Şöyle bir talep eğrisi gösterdim. Şimdi burada fiyattaki değişmenin daha büyük olduğunu görmeye çalışalım bakın. Değil mi? Bakın çok net bir şekilde görebiliyoruz ki fiyattaki değişme miktardaki değişmeden çok büyük. Yani bu esnekliğin küçük olduğunu gösterir. Fiyattaki değişme çok daha büyük. Esneklik birden küçük. Ama esneklik sıfırdan büyük. Neden sıfırdan büyük diyorum? Yani esnek olmayan talep demek, talep fiyattaki değişmelere tepki vermez demek değildir. Tepki verir ama verdiği tepki fiyatın değişmesine göre oldukça azdır.
Oldukça kelimesini kullanmaya gerek yok. Azdır desek yeterdir. Talepteki değişme fiyata tepki verir ama fiyattan daha az tepki verir oransal olarak. Ve tabii ki şunu da unutmamak lazım. Biz her zaman taleple fiyat arasında ters yönlü ilişki olduğunu da biliyoruz. Doğru mu? Taleple fiyat arasında ters yönlü ilişki olduğunu da biliyoruz. Bunu zaten sıklıkla söylüyoruz. Esnekliğin birden büyük olduğu durum, birden küçük olduğu durumu gördük. Bire eşit olduğu durumu görelim. Bire eşit olduğu durum, bir kere eğer talep eğrisinin esnekliği her noktada birse, biz buna birim esnek diyoruz. Her noktada olmasına gerek yok gerçi. Bir olduğu yere biz birim esnek diyebiliriz. Bir olduğu yere biz birim esnek diyebiliriz. Tamam mı? Burada şimdi bir kural daha öğreneceğiz. Şimdi esnek, birim esnek talep demek arkadaşlar, esnekliğin bir olduğu durum demek. Peki esnekliğin bir olması ne anlama geliyor? Yani talepteki değişmeyle fiyattaki değişme birbirine eşit olmalıdır. Talepteki değişmeyle fiyattaki değişme birbirine eşit olmalıdır. Burada öğreneceğimiz kural şu. Doğrusal olmayan bir talep eğrisi üzerinde. Doğrusal olmayan ne demek arkadaşlar? Şu yani, şöyle bir eğri mesela. Yani eğiminin her yerde farklı olduğunu söylüyoruz. Doğrusal olmayan bir talep eğrisi üzerinde. Eğim her yerde farklıdır. Değil mi? Burada eğim her yerde farklı. Ama esneklik her noktada aynıdır. Eğim her yerde farklıdır ama esneklik her noktada aynıdır diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani eğer esnekliğin bir olduğu, her yerde bir olduğu durumdan bahsediyorsak, bu eğri doğrusal olmayan bir talep eğrisidir. Ve doğrusal olmayan talep eğrilerinde eğim her yerde farklıdır ama esneklik her noktada aynıdır diyoruz. Doğrusal talep eğrisi üzerinde ise tam tersidir. Eğim her yerde aynıdır ama esneklik her yerde farklıdır şeklinde ifade edilebilir. Diğer açıklamalarla ilgili çok ve işlemlerle ilgili özellikle çok kafanızı karıştırmaya gerek yok. Ama net olarak bilmeniz gereken şey şudur. Tekrar söylüyorum. Bizim için doğrusal bir talep eğrisi üzerinde, eğim her noktada aynıdır ama esneklik her noktada farklıdır. Doğrusal olmayan bir talep eğrisi üzerinde ise eğim her yerde farklıdır, esneklik her yerde aynıdır. Ki merak etmeyin, biraz sonra zaten bunu ayrıca kural olarak göstermiş olacağız. Şimdi esnekliğin birden büyük olduğu, birden küçük olduğu, bire eşit olduğu durumları söyledik. Doğrusal ve doğrusal olmayanları kısaca, yani bunların matematiksel ispatlarına girmiyoruz. Bu ispatlar bizim için gerekli değil yani. Onları da söyledik. Şimdi geliyoruz esnekliğin en uç durumları. Yani esnekliğin sıfır olduğu durum ve sonsuz olduğu durum. Şimdi talep fiyattaki değişmelere bazen çok duyarlıdır, bazen az duyarlıdır. Çok veya az duyarlı olmak esneklikle ifade edilebilir. Eğer talebin fiyata olan duyarlılığı çok yüksekse esneklik yüksektir. Talebin fiyatı olan duyarlılığı çok düşükse esneklik düşüktür ama hiç tepki de vermeyebilir. Eğer talep fiyattaki değişmelere hiçbir tepki vermiyorsa, ki şeklini çizeceğiz şimdi, talep fiyattaki değişmelere hiçbir tepki vermiyorsa, hemen gösterelim nasıl olabilir. Evet, bu bir talep eğrisi. Peki bu talep eğrisine bakalım şimdi. Q1 kadar mal tüketiyoruz. Bu malı bedavaya verseler bize Q1 kadar mal tüketiyoruz. Peki
Bu malın fiyatını arttırdığımızda yine ne kadar tüketiyoruz? Yine Q1 kadar tüketiyoruz. Bakın, hangi noktaya giderseniz gidin. Hangi noktaya giderseniz gidin. Malı hangi fiyattan satarsanız satın. Bütün fiyat düzeylerinde tüketici hep aynı malı talep ediyor. Yani talep fiyattaki değişmelere tepki vermiyor. Fiyat değişiyor, fiyat artıyor ama delta Q sıfır. Eğer talep fiyattaki değişmelere hiçbir şekilde tepki vermiyorsa burada olduğu gibi, biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Esnekliğin sıfır olduğu, yani tam esnek olmayan talep diyoruz. Tam esnek olmayan, esnekliğin sıfır olduğu durum. Yani talep fiyattaki değişmelere kesinlikle tepki vermemektedir. Talep fiyattaki değişmelere duyarsızdır. Yani bu örnek olarak şöyle verilebilir. Allah korusun, ölümcül bir hasta olan birinden bahsediyoruz diyelim ki. Doktor dedi ki bu ilacı kullanmazsan, günde bir 3 tane kullanmazsan işte öleceksin dedi doktor. Şimdi hasta şöyle yapamaz değil mi? Devlet bu ilaçları bedavaya veriyor. Doktor bana 3 dedi ama ben günde 5 atayım diyemez. Ya da o ilacın çok yüksek fiyatı var. Fiyatı yüksek diye talebini düşüremez. Talebini düşüremez. Bu nedenle tüketici fiyattaki değişmelere tepki veremiyor yani. Biz buna esnekliğin sıfır olduğu durum, tam esnek olmayan, hatta yazabilirsiniz tam inelastik durum diyoruz. Tam inelastik durum diyoruz. Tamam mı? Özellikle duyarsızlık kelimesine dikkat edin. Talep fiyata duyarsızdır ifadesini kullanıyorum. Israrla bunu söylüyoruz. Peki gelelim arkadaşlar sağdaki duruma. Sağdaki durum çok karşınıza çıkacak bir durum değildir. Özel bir durum ama en azından şunu bilmeniz lazım. Eğer talep eğrisinin yatay olduğunu görürsek, yani talep eğrisinin eğiminin sıfır olduğunu görürsek, bu malın tam ikamesinin olduğunu gösterir. Tam ikamesinin olduğunu gösterir. Yani mesela tam ikame mallara ne örnek vermiştim ben? Küp şeker, toz şeker, beyaz yumurta, kahverengi yumurta. Dolayısıyla eğer böyle bir durum söz konusuysa, yani bir malın tam ikamesi varsa, tam ikamesi olan malın talep eğrisi yatay eksene paraleldir. Tam ikamesi olan malın talep eğrisi yatay eksene paraleldir. Ve gördüğünüz gibi aynı fiyattan sonsuz miktarda mal talep edilebilir. Bu durumda esneklik de sonsuz olacaktır. Peki dikkat ediyor musunuz? Esneklik sıfırken eğim neydi? Sonsuzdu. Esneklik sıfırken eğim sonsuzdu. Peki eğim sıfırken esneklik sonsuzdur. Çünkü eğimle esneklik ters yönlü hareket ediyor. Ters yönlü derken sayısal olarak ters yönlü. Biri artıyorken biri azalıyor, biri azalıyorken biri artıyor yani. Tamam mı? Ters yönlü hareket ediyor diyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar mantığı? Bizim burada özellikle bilmemiz gereken neresidir derseniz, bu ikisi arasında şunu çok iyi bilmeniz lazım. Buradan çokça karşınıza soru gelebilir. Bunu iyi bilmeniz lazım. Yani talebin fiyata duyarsızlığı bizim için önemli bir kavramdır. Talebin fiyata duyarsızlığı. Sonsuz olması da önemlidir ama sonsuz olmasını tam rekabette daha çok göreceğiz. Onu da zaten piyasaların konusuna geldiğimizde ifade etmiş oluruz. Evet. Şimdi arkadaşlar 5 tane durumu da gösterdim. Önce esnekliği tanımladık, sorusunu çözdük. Esnekliğin birden büyük, birden küçük, bire eşit olabileceği durumları, sıfır ve sonsuz olduğu durumları da gösterdik. Şimdi esneklikle ilgili genel kurallara bakacağız. Bu genel kurallar aslında biraz önce bizim söylediklerimiz, yani yeni kurallar değil. Ama okuyalım tabii ki. Belki açıklamamız gereken bir şey olabilir. Birinci kural. Esneklik iki değişkende meydana gelen yüzde değişmeyi gösterir. Eğim mutlak değişmeyi gösterir. Eğim de değişmeyi gösterir. Yani mesela talep eğrisinin eğimini biz nasıl buluruz? Talep eğrisinin eğimini şöyle diyeyim mesela. Şuraya sileyim. Daha büyük bir eğri çizeyim size. Talep eğrisinin eğimini bulmak için eğim tanjant alfa, karşı bölü komşudan
delta p bölü delta q. Şimdi bu şu demektir. Tabii bunu da yazmanıza gerek yok. Delta p bölü delta q yani taleple fiyat arasındaki duyarlılığı gösteriyor. Bu da duyarlılık bak. Eğim de duyarlılık. Ama esneklik yüzdesel duyarlılık, eğim mutlak duyarlılık. Esneklikte ne yapıyoruz? Delta p bölü delta q değil. Yüzdesel değişmeleri oranlıyoruz. Yüzdesel değişmeleri. Tamam mı? Eğim de duyarlılıktır, esneklik de duyarlılıktır ama birisi yüzdesel duyarlılık, birisi mutlak duyarlılıktır. Geçelim. Doğrusal bir talep eğrisi üzerindeki her noktada eğim aynıdır. Bu eğri üzerindeki her yerde eğim aynıdır. Biliyoruz matematik. Bir doğru üzerinde eğim her yerde aynıdır. Ama esneklik her yerde farklıdır. Eğim her yerde aynıdır ama esneklik her yerde farklıdır. Tamam mı? Geçiyoruz. Doğrusal olmayan bir talep eğrisi üzerinde ise eğim her noktada farklıdır. Fakat esneklik her noktada aynıdır. Doğrusal olmayan bir talep eğrisi üzerinde. Biraz önce söylediğim gibi. Eğer bir talep eğrisi doğrusal değilse, yani eğimi her noktada farklıysa, o eğri için eğim her noktada farklı fakat esneklik her noktada aynıdır ifadesini kullanabiliriz. Aynıdır ifadesini kullanabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi biz ne yaptık? Esnekliği genel kuralları da söyledik. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Esnekliği etkileyen faktörlere. Şimdi bunlar da yine karşımıza çıkabilen şeyler, konular. Esnekliği etkileyen faktörler. Biz deminden beri diyoruz ki esneklik bazen yüksek bazen düşük olabilir. Yani talep fiyattaki değişmelere çok yüksek veya düşük tepki verebilir. Çok yüksek veya düşük tepki verebilir. Peki bu tepkiyi belirleyen şey nedir? Aslında bu tepkiyi belirleyen birkaç faktör vardır. En önemlilerini söylüyoruz. Bir sürü şey de sayabiliriz ama en önemlilerini söylüyoruz. Bir kere birincisi mala harcadığınız paranın bütçe içindeki payıdır. Ne demek istiyorum? Markete gittiğinizde tuz almaya gittiniz mesela. Tuzun fiyatındaki artışı gördünüz. Tuzun fiyatı %50 artmış. Şimdi tuzun fiyatı %50 artmış diye tuz almaktan vazgeçmezsiniz hemen. Neden? Çünkü tuza ödediğiniz paranın bütçe içindeki payı oldukça düşük. Yani siz bir paket tuza %50 daha fazla para ödeseniz bütçeniz sarsılmaz. O yüzden de tuzun fiyatındaki artışa rağmen tuz talebinizi azaltmazsınız hemen. Tepki vermezsiniz ya da az tepki verirsiniz. Ama bütçenizin içinde çok yüksek bir şey kaplıyorsa, yer kaplıyorsa mesela kira, aylık ödediğiniz kira. Kiranıza %50 zam gelirse işler değişir. Kiraya %50 zam gelirse siz belki evinizi bile değiştirmek istersiniz. Değil mi? Belki evinizi bile değiştirmek istersiniz. Bu nedenle şöyle diyoruz. Eğer bir mala yaptığınız harcama bütçeniz içinde çok yüksek bir paya sahipse oransal olarak ona çok tepki verirsiniz. Ama çok az yer kaplıyorsa ona daha az tepki verirsiniz. Diyoruz. İkinci maddeye geçiyoruz. Bir malın ikamesinin çok olup olmaması etkiler mi? Evet. Şimdi esneklik duyarlılık demek. Bir malın fiyatı artarsa o maldan talep edilen miktarı azaltırım ben. Tepki veririm. İyi de tepki verebilmek için bir yandan şu da önemli değil mi? Ben o malın tüketimini azalttım ama benim ihtiyacım var. Onu başka mallarla karşılayabiliyor muyum? İkame edebiliyor muyum yani? O zaman bir malın ikamesi ne kadar çoksa, bir malın ikame malı ne kadar çoksa, o zaman esneklik yani tüketicinin vereceği tepki o kadar fazladır. Tekrar söylüyorum, bir malın esnekliği ne kadar çok yüksekse, özür dilerim, bir malın ikamesi ne kadar çoksa, o malın esnekliği o kadar yüksektir. İkamesi olmayan bir şeye tepki veremezsiniz ama. İkamesi olmayan bir şeye tepki veremezsiniz. Değil mi? Yani yerine koyamıyorsanız, o malın yerine bir şey koyamıyorsanız, ikame edemiyorsanız ya da çok zorsa ikame etmek, o zaman fiyattaki değişmeye çok tepki veremezsiniz. Tepki verebilmeniz için kaçacak yerinizin olması lazım. Eğer ben kaçabiliyorsam, tepki verebiliyorsam o zaman esnekliğin yüksek olduğunu kabul edebilirim diyoruz. Geçelim. Bir başka maddemiz esnekliği etkilen bir başka faktör zaman faktörüdür. Zaman. Zamanla esneklik arasında nasıl ilişki vardır? Oldukça basit.
bir malın fiyat değişmesi üzerinden ne kadar çok zaman geçerse esneklik o kadar yüksektir. Peki neden böyle bir ilişki var? Çünkü zaman alışkanlıkların değişmesi için gerekli olan durumu ifade eder bize. Yani bir malın fiyatı değiştiğinde mesela fiyat yükseldi veya düştü fark etmez. Benim bir takım alışkanlıklarımı değiştirmem gerekebilir. Peki bu alışkanlıkları değiştirebilmek için, bu alışkanlıkları değiştirebilmek için bana en gerekli olan şey nedir arkadaşlar? Zamandır. O zaman zaman uzadıkça alışkanlıklarımı değiştirebilmek için alan kazanırım ve bu durumda da esnekliğim yüksek olur. Peki son maddemiz, bir malın zorunlu mal veya lüks mal olması acaba etkiler mi? Elbette ki etkiler. Eğer bir mal zorunlu malsa zorunlu malların esnekliği düşüktür. Yani tepkiniz düşüktür. Zorunlu mallara çok tepki veremezsiniz. Ama eğer bir malın zorunlu mal olmadığını, lüks mal olduğunu görüyorsak, lüks mallarda tepkiniz daha yüksek olur. Yani elektrik fiyatlarındaki artışa hemen tepki veremezsiniz. Elektrik fiyatları arttı diye bütün lambaları söndüremezsiniz. Karanlıkta oturamazsınız. Doğru mu? Ama lüks mallarda bir fiyat değişmesi olursa lüks mallara tepki verirsiniz. Lüks malların fiyatındaki değişmeye verdiğiniz tepki yüksektir. Dolayısıyla duyarlılığınız da yüksektir. Dolayısıyla esnekliğiniz de yüksektir diyoruz. Evet. Esneklik, tabii esneklik konusu bitmedi. Diğer derslerimize esnekliğe devam edeceğiz. Ama şu anda biz talep esnekliğini bitirmiş olduk. Ardından arz esnekliğini, ardından gelir esnekliğini, ardından da çapraz esneklikleri göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.